Merhaba. Mantanın vize işlemleri bize yine en çok genel soruların başında yer alıyor. Genellikle insanlar bu süreçlerin çok standart olduğunu düşünmektedir ve işte vize evrakları nelerdir şeklinde bizden talepte bulunuyorlar. Ancak bilinmesi gerekir ki Malta'nın vize süreci birçok ülkede olduğu gibi kişi bazlı ilerler. Yani A kişisi için hazırlanan evraklarla B kişisi için hazırlanan evraklar aynı olmamakta. Tabii ki bunun bir standardı var ve bu gibi farklılıkları belirleyen şeyler de kişinin profili, eğitim durumu, iş durumu, kazanç durumu gibi şeyler. Örnek veriyorum, bir öğrenci Malta'ya vize başvurusu yapacaksa ve sponsor olarak babasını gösteriyorsa, babası emekli ise hazırladığı evraklar farklı oluyor, babası bir kurumda çalışıyorsa farklı oluyor, memursa farklı oluyor, kendi işletmesinin sahibi ise farklı oluyor. Dolayısıyla tek bir evrak listesini öğrenciye sunup, evraklar bunlar, kendinize uygun olanları hazırlayın şeklinde bir yaklaşımı biz tercih etmemekteyiz Maltabist olarak. Bu süreç zaten ilk defa vize başvurusu yapacak kişiler için oldukça karmaşık. Aslında karmaşık değil, ancak onlara öyle gelmesi gayet normal, bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bizim vize danışmanlık sürecinde kişi bazlı, sadece kişinin ihtiyaç duyduğu evraklar ne ise onları hazırlamasına yönelik bir ön hazırlığımız oluyor. Kişinin detaylı şekilde profil bilgilerini öğrendikten sonra hazırlaması gereken evraklarla alakalı detaylı bir yazılı doküman kendisine iletiyoruz. Ve bu dokümanda hazırlaması gereken evraklarda dikkat etmesi gereken bütün ayrıntılar da var. Örnek veriyorum, E-Devlet'ten belge alırken o belgenin barkodlu olması gerektiğini biz kişiye belirtmezsek ve kişi daha önce bu konuda bir tecrübe sahibi değilse o belgeyi barkodsuz şekilde alabilir. Tabii ki bu bizim kontrolümüz sırasında ortaya çıkıyor. Ancak en sağlıklı şekilde kişiyi de, yani başvuran öğrenciyi de çok fazla uğraştırmadan bunu en baştan planlamak elbette daha sağlıklı. Kişinin evrak hazırlıkları tamamlandıktan sonra evrak kontrolleri için evraklarını bize gönderiyor. Bunu mail veya WhatsApp üzerinden gerçekleştirebilir. Bizim için önemli olan şey evrakların içeriği, detayı, örnek veriyorum tarih kısıtı varsa o tarih doğru mu, yanlış mı, barkodlu belge olması gerekiyorsa barkodu var mı, yok mu? Bunun gibi yaptığımız teknik incelemeler var. Bu evraklarda herhangi bir hata veya eksik olması halinde biz kişiye dönüş sağlayıp diyoruz ki bu belgede şöyle bir hata olmuş, bunu düzeltmeniz lazım gibi. Kişi de bu eksikleri tamamladıktan sonra veya herhangi bir eksik yoksa bu konuda karşılıklı kanaat getirdikten sonra kişinin dosyası hazırlanmış oluyor. Elbette gerek Malta'daki dil okulundan, gerek bizim hazırladığımız bazı dilekçe, başvuru formu gibi evraklar da söz konusu. Bunları da mail ile kişiye ulaştırabiliyoruz ve çıktısını alıp dosyasına ekleyebiliyor. Malta'nın vize başvuru sürecinde kişinin bizzat başvuru merkezine başvuru yapması gerekli. Yani öğrenci adına danışmanlık firması olarak biz bir başvuru gerçekleştiremiyoruz veya uzaktan şekilde online başvuru yapma veya evrakları kargolama gibi bir durumda söz konusu değil. Ancak bizim dahil olduğumuz süreç, yani danışmanlık firması olarak evrak kontrolleri, hazırlıkları gibi süreçlerde öğrencinin bizim ofisimize gelme gibi bir zorunluluğu yok. Zaten öğrencilerimizin çok büyük kısmı Ankara dışından ve Avrupa'dan veya vize gereksinim olan farklı ülkelerden de öğrencilerimiz oluyor. Teknolojik altyapımız sayesinde bütün bu süreçleri online olarak yürütebiliyoruz. Öğrenciyle yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymuyoruz. Ancak yine de Ankara'da olan veya bizi görmek isteyen öğrenciler ofisimize gelip yüz yüze olarak bu işlemleri de sürdürebilmekteler. Vize başvuru merkezlerinden bahsetmiştim. Türkiye'de konsolosluğa direkt başvuru yapılmamakta. VFS Global isimli aracı firma üzerinden başvurular yapılmakta. VFS Global'in pozisyonu konsolosluk ile öğrenci arasındaki ilişkiyi yürütmek, evrak alışverişini sağlamak, gerekli prosedürleri tamamlamak. Dolayısıyla vize başvurusuna gittiği zaman öğrenci VFS Global'in herhangi bir ofisine, burada herhangi bir mülakat ile karşı karşıya kalmıyor. Ancak konsolosluktan öğrenci telefonla arayıp bazı sorular sorma veya bazı ekstra evraklar talep etme gibi bir durum söz konusu olabilmekte zaman zaman. Biz zaten öğrencilerimizi bu gibi olasılıklara karşı hazırlıyoruz ve yapmaları gereken şeylerle alakalı detaylı bilgilendirmede bulunuyoruz. VFS Global'in Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon, Edirne ve Bodrum'da şubeleri mevcut. Bu şubelerden başvuru yapılabilmekte. Ancak bu şubeler tabii ki zaman içerisinde değişebilmekte. Örnek veriyorum, şu an içinde bulunduğumuz gün itibariyle Bodrum, Antalya, Gaziantep ve Edirne'den, ayrıca bir de Trabzon'dan başvuru almamaktalar. Diğer şehirlerden başvuru almaktalar. Ama bir sonraki ay bu değişmiş olabilir. Yeni bir şehre başvuru merkezi açılmış olabilir ya da var olan bir başvuru merkezi kapanmış olabilir. Bu VFS Global'in çalışma sistemiyle alakalı ve sadece Malta üzerinde vize işlemlerini yapmıyorlar. Farklı ülkelere de hizmet veriyorlar. Dolayısıyla şu an aktardığım bilgi 1 ay 2 ay sonra güncel olmayabilir. Bu yüzden lütfen bize danışarak güncel şekilde hangi şehirlerde başvuru merkezi var, nereden başvuru yapılabilmekte, hangi şehirden ne zaman randevu alınabilmekte, yoğunluk durumları nasıl, bu gibi konularda bilgi ediniz ki süreç planlamasını o doğrultuda yapalım. Vize süreciyle alakalı aktarmam gereken elbette farklı ve önemli bilgiler de var. Ancak çok kapsamlı bir konu olduğu için bu videoda bütün ayrıntılara değinmeyeceğim. Örnek veriyorum, kişinin başvuracağı vize tipi, kısa dönem, uzun dönem, C tipi, D tipi gibi bazı teknik ayrıntıları var.
Ya da başvuru ücretleri yine zaman içerisinde değişebiliyor. Başvuru ücretinden muaf olan bazı öğrenciler, yani başvuru sahipleri olabilmekte. İşlem süreleri zaman içerisinde değişebiliyor. Belli dönemlerde örneğin bir hafta 10 günde sonuç alırken bazı dönemlerde bu süre 2 haftaya, 3 haftaya çıkabiliyor gibi. Hani bunlar değişken detaylar oldukları için bu videoda ilerleyen zamanlarda gerçekliğini yitirebilecek ve bazı detayları değişebilecek bilgileri aktarmıyorum. Bu gibi detaylar için bize ulaşıp en güncel haliyle bilgi alabilirsiniz. Malta Vista Vize Departmanı olarak biz oldukça tecrübeli bir ekibe sahibiz. Vize departmanımız sadece Malta odaklı çalışmamız ve Türkiye'de pazar lideri olmamız sebebiyle en yüksek sayıda başvuru yapan şirket pozisyonundayız ve bu da her öğrenciyle birlikte o süreci tecrübe etmemiz anlamına geliyor. Özellikle geçmişte vize konusunda olumsuz tecrübesi olan, yani farklı bir ülkeye başvuru yapıp red almış ya da hani red alma ihtimali yüksek olan ya da red alabileceğinden korkan kişiler bu konuyu çok detaylı irdeliyorlar ve sağlıklı şekilde planlama yapılması gerektiğini düşünüyorlar ki haklılar da. Biz de bu gibi riskli gördüğümüz veya kendisinin riskli olduğunu düşünen öğrencilerimize yapılabilecek en sağlıklı başvuru senaryosunu kurgulayarak başvuru süreçleri yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Vize sürecinde tamamıyla her şeyi bizim halletmemiz mümkün olmamakta. Dediğim gibi evrak hazırlıklarını biz öğrenci adına gerçekleştiremeyiz. Örneğin bankadan alınacak bir belgeyi öğrenci adına gidip biz bankadan alamıyoruz. Ama yapabileceklerimizin maksimumunu yapmaya çalışmaktayız. Zaten bu süreci kontrol altında tutmak bizim için de olumlu bir şey. Çünkü öğrenci tarafından, yani bu süreci öğrenci yönettiği zaman yapılabilecek hatalar vize reddine sebep olabilir. Dolayısıyla biz de öğrencimizin vize reddi almasını istemediğimiz için doğal olarak bu süreci mümkün mertebe içerisine dahil oluyor ve yönetmeye çalışıyoruz. Ancak bu süreç öğrencinin bizzat kendi sürecidir. Biz tabii ki hiçbir öğrenciye vize konusunda bir garanti verememekteyiz. Konsolosluk bu noktada karar vericidir ve biz sadece geçmiş tecrübelerimize ve bilgi birikimimize dayanarak öğrenciye olasılıkları aktarabiliriz, istatistikleri paylaşabiliriz, yorumlarımızı yapabiliriz, nasıl bir yolda ilerlemesi gerektiğini ve nasıl bir senaryo kurgulaması gerektiğini anlatabiliriz ve bununla alakalı gerekli evrak hazırlıklarını yapar, gerekli süreç hazırlıklarını yaparız. Ancak bu noktada sizin de takdir edeceğiniz üzere karar konsolosluğu ait olduğu için bizim firma olarak konsolosluğa herhangi bir yaptırım uygulatmamız ya da işte onların kararlarına herhangi bir şekilde olumlu veya olumsuz etki etmemiz gibi bir durum söz konusu değil. Bu süreç kişinin kendi sürecidir. Karar verici kurum ise konsolosluktur. Aynı şekilde aracı kurum olan VFS Global'in de bu süreçlerde bir karar verici pozisyonunda yeri yoktur. Onlar da sadece kendi iş tanımları gereği yapmaları gereken evrak işlemlerini, onun dışında iletişim vesaire gibi hani bahsettiğim konsolosluk ve öğrenci arasındaki ilişki sürecini yönetmekteler. Vize başvuru sürecinde öğrenci hazırladığı evraklarda elbette bankada gösterecek para tutarı, teminat tutarı, noterden alınacak taahhütname belgesi eğer gerekliyse, 18 yaşından küçük öğrencilerde alınan diğer ek belgeler gibi birçok ayrıntı mevcut. Bunlarla alakalı bu videoda çok detaylı bahsetmeyeceğim çünkü belirttiğim gibi güncellenebilmekte bu bilgiler ve herkes için doğru ve geçerli bilgiler değil. Bizim vize danışmanlık sürecimiz, öğrencilerimizin yönettiğimiz vize süreci tamamen kişi bazlıdır. İki kardeş dahi olsa evrak hazırlıkları farklı olabilir, hazırlamamız gereken dilekçe farklı olabilir veya başvuruda dikkat edilmesi gereken kriterler farklı olabilir. Bu noktada sizin nazarınızda spesifik olarak bize ulaşırsanız eğer yapılması gerekenler nedir? Profilinizi inceleyip analiz ettikten sonra bu doğrultuda zaten sizleri bilgilendiriyoruz işlemlerinize başlamadan önce. Zaten bizi tercih eden öğrencilerimiz de bizden aldıkları bu detaylı ve kapsayıcı bilgiler neticesinde bir değerlendirme yapıp tabii ki piyasada da bir araştırma yapıp ona göre karar vermekteler. Şu ana kadar vize süreciyle alakalı çok ciddi olumsuzluk yaşadığımız öğrencilerimiz olmadı ancak zaman zaman tabii ki vize reddleri de oluyor. Bunun da bilincinde olduğumuz için hani bu süreci mümkün mertebe ciddi olması gerektiği şekilde yürütmeye çalışmaktayız. Öğrencilerimizden de bu doğrultuda bize güvenmelerini ve bizim yönlendirmemize uygun şekilde evrak hazırlıklarını ve vize başvuru süreçlerini yönetmelerini beklemekteyiz. Vize konusunda Malta'nın vize süreçleriyle ilgili veya vize başvuru süreciyle alakalı sorularınızla ilişkin, güncel prosedür ilişkin daha detaylı bilgi için bize yani Malta Vista'ya ulaşabilirsiniz.